Burada 30 yıldır devam eden bir altyapı sorunumuz var, atık su sorunumuz. Yazın burada durduğunuz zaman, ben burada eczanede çalışıyorum. Durduğunuz zaman buradan koku oraya bile gidiyor yani. Senelerdir akıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin sorunlu noktalarını tek tek tespit ediyor. Beykoz sahili de o noktalardan biri. Burada atık su doğrudan boğaza karışıyordu ve şimdi sorunun kalıcı çözümü için harekete geçildi. Atık su doğrudan 7 noktadan denize akmakta. Şu anda halen akmakta. Bu yılların bir sorunu. Tabii şu ana kadar çözülemediği için biz bu pandemi döneminden yararlanarak bu bölgedeki çalışmalarımıza hız verdik. Bu bölgede yaklaşık 3 kilometre atık su ve yağmur suyu hattını yapacağız. Böylelikle atık suların denize girmesi engellenecek. Yağmur sularının da atık su arıtma tesislerine gelmesi engellenmiş olacak. Ben aşağı yukarı 15 yıldır buradayım. Beykoz'luyum. Ve ilk defa ben Beykoz'da böyle bir altyapı çalışması hiç görmedim. İnanır mısınız? İSKİ'nin hiç görmedim. Bunlardan bir tanesi bu bulunduğumuz Onçeşmeler mevkii. Bir tanesi Körfez Caddesi'nde, bir de Barış Manço Caddesi'nde. 3 noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip bu bölgedeki rahatsızlıklar tümüyle ortadan kalkmış olacak. Ben Beykozluyum. Senelerdir böyle yani. Bu sene sahillerimizde bir şeyler yapılıyor. Bu sene bir şeyler görebiliyoruz. Epey bir yerel yönetimler de değişti ama bir türlü bu işe girilmedi. En sonunda İSKİ ile sağ olsun görüşmelerimiz netice verdi. Burada daha temiz bir denize kavuşacağız. Denizlerimize lağım akmayacak. Su arıtmaları yapılacak. Beykoz yaşanır bir hale gelir. Deniziyle her taraftan denize girilebilecek.